Erzurum'dan hac çıkışları 10 Ağustos tarihi itibariyle başlamıştır. Yani hemen hemen her gün görevlilerimiz kafile başkanlarının nezaretinde zaten öncelikle onların derslerini, onların efendim hac ön hazırlıklarını, kurslarını tamamlayan hacılarımız 10 Ağustos tarihi itibariyle kafile başkanları nezaretinde hacca gitmeye başladılar. İlk hacca gidenler, buradan ilk yolcular yani 10-17 arasında yolcu olarak gidenler öncelikle Medine'ye, yani ihrama girmeden Medine'ye, 17'sinden itibaren gidenler de öncelikle buradan Erzurum havaalanından ihrama girmek suretiyle Mekke-i Mükerreme'ye gittiler. Genelde hacılarımız ilk 8 gün Medine'de, efendim son geri kalan 34 gün civarında bir hac süresi olur aşağı yukarı. 26 gününde Mekke-i Mükerreme'de geçirmektedirler. Biliyorsunuz hac günleri öncelikle terbiye günü dediğimiz, yani bayramdan 2 gün öncesinden başlıyor. Terbiye gününde Arafat'a intikaller oluyor. Arafat günü, Arafat'ta haccın esas rükünlerinden birisi olan Arafat vakfesini yapıyorlar. Bayramın birinci günden itibaren de bayram günleri içerisinde Kabe'de, Mekke-i Mükerreme'de ziyaret tavafını yapmak suretiyle hacı oluyorlar. Şimdi bu sene Erzurum'dan hac için müracaat eden hacılarımız şirketlerle beraber, aynı şey toplam olarak 1030 vatandaşımız, hemşerimiz inşallah hacı olarak gidip gelecekler. Bu 1030 hacımızdan 40 tanesi, 40 kadarı şehit aileleri, yani kuraya katılmadan şehit aileleri ve şehit yakınları olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından kendileri maddi, yani yol masraflarını yatırmak suretiyle hacca kontenjan harici olarak götürüldüler. Efendim, tabii hacılarımız deyince normalde hacı olmuyor belki ama şimdi o sayının içerisine dahil oldukları için 8 aylık bebekten, çünkü bırakacak kimsesi yok, 8 aylık bebekten küçük yaşta çocuklar ve 80 yaşına kadar, 90 yaşına kadar hacılarımız o mukaddes beldelere bizlerin temsilcileri olarak gidiyorlar. Allah hacılarını mebrur eylesin, amellerini makbul eylesin. Buradaki hacılarımız, özellikle Erzurum hacılarımız müftülüğümüz tarafından da takip edilmekte. Genelde şeytan taşlama yerlerine yakın yerlerde konaklamaları sağlanmakta ama hacıların gruplarına göre efendim kimisi otel tipidir, kimisi efendim lüks oteldir, yani gidiş tarzlarına göre Kabe'ye olan mesafeleri de onlara göre değişmektedir ama her hacımız yani kendi istekleri doğrultusunda otellerde yerleştirilmekte ve hizmetleri, hac hizmetleri görevliler nezaretinde yerine getirilmektedir. Şimdi otel tipinde giden hacılarımız, lüks otel tipinde giden hacılarımızın dönüşleri, dönüş olarak baktığımızda bayramın hemen sonrası, yani 5 Eylül tarihinden itibaren ülkemize olacak. Ama peyderpey gidiş tarihlerine göre dönüşleri yaklaşık diğer normal tip hacıların 30-34 günlük süre içerisinde, onların 9 Eylül'den itibaren başlıyor. O uçakların durumuna göre yani yaklaşık olarak 30-35 gün civarında Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevver'de ibadetlerini yerine getirdikten sonra Türkiye'ye dönüyorlar. Tabi hacılarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması, orada efendim sağlık durumu olanların efendim hastanelerin hazırlanması, doktorların götürülmesi, her türlü hazırlık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor. Ecel gelebilir ama orada her, biliyorsunuz hac mevsiminde ölenler Türkiye'ye getirilemiyor. Ama orada cenaze teçhiz, tekfin işleri de yine görevlerimizin nezaretinde sürdürülmektedir, yapılmaktadır.